Son seansla karşınızdayız. Son seansta sağlığı konuşacağız. Sağlıkta geçici ve kalıcı hasarları konuşacağız. Tedavi yollarını, tedaviye, doğru hekime, doğru hastaneye ve doğru kanallara ulaşmanın nerelerden geçtiğini anlayacağız. Çünkü pandemi süreciyle birlikte hayatımızdaki pek çok şeyin değişmesi gibi burada da büyük bir değişim var. Sizi bu değişimin arenasına davet edeceğiz. Eğer merak ediyorsanız, sağlığınıza önem veriyorsanız 50 dakika boyunca sizinle birlikte olacağız. Konuğumuz WeHealth kurucu ortağı Oğuzhan Sural. Oğuzhan Sural geçmişte pek çok özel hastanenin, büyük zincirlerin yöneticiliğini yapmış bir isim. Aynı zamanda pek çok kuruluşta, uluslararası kuruluşta üst düzey görevler almış bir kişi. Bugün de kendi şirketini kurmuş durumda. Bu şirketi doktoru ayağına getirmeye dönük, daha doğrusu hastanın ayağına giden, doktor hastanın ayağına giden tedavi, hastanın ayağına giden analiz sistemlerini kapsıyor. Nasıl ki pandemi sürecinde evlerden dışarı çıkamıyorsak ya da teması azalttıysak, artık bu temasın azaldığı dünyada hekimlerin hastanın ayağına gitmesi ya da hastanın hastaneye gitmesindense hekimin hastanın ayağına gelmesiyle ilgili bir süreç var. Ama bu süreç son derece otomatik, online ve veri tabanlı olarak işliyor. Dünyanın her yerinde her türlü hekime ulaşma imkanı getirecek size. Ayrıca başka bir husus var, o da şu. Elbette her hastalığın kendine özgü bir tedavi yöntemi vardır. Geleneksel, klasik bir klişe tedavisi vardır ama biliniz ki her ilaç her hastaya iyi gelmez ya da her hasta her ilaçtan aynı sonucu alamaz. Bu da genetik faktörlerle ilgili. İşte Oğuzhan Sural'ın şirketi aynı zamanda kişiye özel tedavi metotları üzerinden de çalışma yürütüyor. Bu bir yazılım. Bu yazılıma dayalı olarak size en uygun doktoru, en uygun ilacı, en uygun tedavi yöntemini ve en uygun lokasyonu seçerek yardımcı olmaya çalışıyor. Hazırsanız başlıyoruz. Son 1,5 yıldır pek çok şeyi pandemiyle izah etmeye çalışıyoruz ama pandemiden önce de aslında hayatımızda olması gereken bazı değişiklikler vardı. Bunların çok fazla farkında değildik belki ama pandemiyle birlikte bunların farkına varmaya başladık. Pandemi bize şunu getirdi: daha az temas, daha az seyahat ve içe kapanık bir dünya. Mümkün olduğu kadar sosyalleşmeden uzak ama insanlarla iletişim içinde. İletişimin yolu da sanal yolla olabiliyor. Ya da sanal yollarla yapılacak iletişimin normal yüz yüze olan iletişimi destekleyici yanları var. Hep bunun farkındaydık ama ondan önce de aslında pandemiden önce de tedavilerin ya da terapilerin kişiye özel, insanlara özel, genetik faktörlere özel yanları olduğunu biliyorduk. Nitekim tıp zaten bunun üzerinde yoğunlaşmış durumdaydı. Şimdi tıp artık pandemiyle birlikte bunu esaslı biçimde ele almaya başladı. Hastayla hekimi bir araya getirmenin bin türlü yolu var. O yolların her birini denemek durumundayız. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda WeHealth kurucu ortağı Oğuzhan Sural var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim. Şimdi Oğuzhan Bey, sizin biraz kişisel kariyerinizden isterseniz başlayalım. Çünkü çok önemli. Yani sağlık sektöründe neredeyse girmediğiniz şirket, hastane, sağlık zinciri yok ve hepsinde de üst düzey görevler yapmışsınız. Şöyle bir yolculuğunuzu en başından bugüne kadar getirirseniz sonra WeHealth'i konuşacağız uzun uzun. Tabii ki. Benim aslında kariyerim biraz değişik bir başlangıç yaptı. Ben mezun olunca sigara sektörüne girdim. Evet. O dönemler çünkü çok gözde bir sektördü. Promosyonun ve reklamın en çok yapıldığı alandı. Yasaklar yoktu. Yasaklar yoktu. Sene 97'de bana Mustang araba verdiler. Annemin bile yolda yürüyüşü değişmişti. Yani Doğan L'nin olduğu dönemden bahsediyorum. Evet. Tabii ben o zamanlar tam gençlik malum. Ne yapacağımızı da bilmeden sigaranın promosyonunu yaptık bol bol. Sonra bir yerlerde bir yanlış yaptığımı hissettim. Ama doğru iş bu değil dedim. Doğru iş bu değil dedim. Şarap sektörüne geçtim. Oradan evet. Bir teklif aldım. Güzel. Orada bölge müdürlüğü, sonra bir üst bölgenin müdürlüğü derken ülke müdürlüğüne kadar çıktım. Evet, Türkiye'nin en iyi markalarından biri. En iyi markalarından birisi.
Orada da iyi başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü şarap da bence çok özel bir alandı. Ama benim kronik bir hastalığım var aileden gelen. Ben diyabetliyim. Malum işiniz gereği çok zor şartlarda çalışıyorsunuz. Tabii. Doktora kontrole gittiğimde hoca bana dedi ki çocukluğumdan beri bakan bir daha sen gelme bana dedi. Sonuçları yırttı attı. Ben de korktum. Neden? Çünkü bütün değerlerim mahvolmuştu. Evet. O gün de doğum günümdü. Çok enteresan. Çok moralim bozuk dışarı çıktım. Sonra tam headhunterların yani kafa avcılarının yeni türemeye başladı dönem. Bana bir telefon geldi. 1-2 dakika sonra. Dediler ki biz işte böyle bir pozisyon var. Esas Holding. Sabancılar sağlık sektörüne giriyorlar. Yani Ali Sabancı, Emine Kamuşlu. Evet, aynen. Evet. Sabancı kökenli birisini arıyorlar. Ben de malumunuz bir önceki şirketim Sabancı kökenli olduğu Tabii. için. Sağlık sektöründe duyunca zaten moralim yerlerde. Hemen dedim kabul ediyorum. sonra inanın şartları bile konuşmadan SS Holding'in ilk sağlık girişimiyle İzmir'de başladım. O zamanlar aslında sağlığın aslında hiç düşündüğümüz gibi olmadığını, gerçekten kişi başına değerlendirilmesi gerektiğini fark etmeye başladım. Ve ilk telemedisin uygulamalarını biraz biraz başlattık aslında ama Türkiye o zaman buna hazır değildi. Tüm dünya hazır değildi. Biz her ne kadar telemedisin yapmaya çalışsak da olmadı. O dönem siz de hatırlarsınız bir aralar çok güçlü bir marka olmuştu. Müthişti Medline. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde. Her köşe başında Medline'ı görüyorduk. Evet. O ekibimle iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Siz, yani o dönemi değil mi? Sizin evet, başladığınız evet. dönemi. Aynen, o dönem bayağı bir evet. acil sağlığı, evde evet. sağlığı insanlara öğrettiğimiz dönemdi. Nasıl çalışıyordu? O sistemi bir anlatırsanız. Çünkü şu anda kurduğunuz sistem de onun aslında bir iz düşümü. Tabii. Aslında kökenli oradan evet. başlıyor. Şimdi eskiden biliyorsunuz ambulansların bir tane numarası var ama İşte ulaşmak zor, işte evde sağlıkta illa acil bir durum olması lazım. Normal, acil kabul edilen durumlar gerçekten çok acil Tabii. kabul edilen durumlar. Biz orada insanların evde sağlık hizmet alabilmesini, bunu da bir üyelik sistemiyle dahil olup istediği zaman doktora ulaşabilmesini, doktoru arayıp istediğini danışabilecek bir sistem kurduk aslında ve bunu büyüttük. Benden önce kurulmuştu. Biz onu büyütmek için evet. çaba harcadık. Yani bir numarayı çevirdiğinizde karşınıza doğrudan doktor çıkıyordu. Herhangi bir asistan, çağrı merkezi ya da bir şey değil. İşte çocuğunuzla ilgili, kendinizle ilgili. Dolayısıyla zaman kaybını da Aynen. minimuma indirdiniz. Aynen ve belki de acil bir durum aslında farkında değilsiniz. Tabii, evet. Yani bununla ilgili bir sistemdi. Sonra şirket büyüdükten sonra benim bir senelik bir sigorta, bir uluslararası bir sigorta şirketi deneyimim var. Hayatımdaki en başarısız kariyer deneyimimdir. Bir sene orada hiçbir şey yapamadım. Hatta CEO'su hala sağ olsun geldi, yedi, içti, gezdi der. Ben bunu öğrencilerime de anlatıyorum. Çünkü sigorta sektörüyle benim karakterim çok uyan bir şey değildi. Benim evet. bir şeyler yaratmam lazım. Sigorta sektörü de bankacılık gibi Aynen. çok katı kuralların olduğu, yaratıcılığın sıfır olduğu bir yer. Biz zaten okuldan 24 kişi mezunuz, 20 küsurumuz bankacı. Öyle biz olamadık birkaç evet. kişi. İyi ki de olamamışsınız çünkü iyi bir işe imza atıyorsunuz. Bilmiyorum o konuda. Sonra ben Acıbadem grubuna geçtim. Orada Acıbadem Mobil'in kuruluşunda yer aldım. Yine amaç dediğim gibi evde sağlık, uzaktan sağlık, acil sağlık. Esas temel buydu. Orada da biz ilk defa online nasıl görüşmeler yapabiliriz? İşte çeşitli paketler, check-up paketleri nasıl yapabiliriz? Aslında biraz illness'tan yani hastalıktan wellness'a iyi olmaya programlamaya Doğru, çalıştık. Evet. Çünkü hastaneye hasta olunca gidiyoruz. Aslında temelde hasta olmadan bizim çözmemiz lazım Tabii. ki hastalanmayalım. Koronaya kadar zaten böyleydi. Biraz sonra Doğru. detaylı konuşacağız. Sonra mobilde başarılı olunca ben genel merkeze geçip Acıbadem'in büyümesine nacizane bir rol oynadığımı düşünüyorum. Derken Acıbadem'de de yeterli büyüye ulaşınca benim herhalde öyle bir 7 senelerle ilgili bir şeyim var. 7 yıllık periyotlarınız mı? Evet evet şarap şirketi de 7 yıldı. Burası da 7 yıldı. Özel hayatta da 7 yıla bir şeyim var. Neden bilmiyorum ama. sonrasında... Sizin çocuklar izliyor değil mi şu anda? Çocuklar izliyordur. İlkimle Zeynep. Evet. İlkimle Zeynep, merakla evet. izliyorlar. Sonrasında bir dünya gözde bir markayı toparlama ve orada bir iç çalışma dönemimiz oldu. Çok değerli bir kurum. Çok değerli bir markadır dünya gözü. Bence sıfırdan yaratılmış ve dünyada Kesinlikle. Ses getiren bir marka. Aynı Acıbadem gibi. Gurur duyuyorum o ikisinde de çalıştığım için. Derken artık kendim... İşletmeci olmaya karar verdim. Kendim yatırım yapmaya karar verdim. Çünkü herkes aslında sürekli hastalık odaklı idi.
Ben ise insanları hastalanmadan tutma mantığındaydım. Onu bir hastanenin içinde yapamayacağımı fark ettim. Ne bunu yurt dışı ne yurt içi. Bütün mantık hastalanınca insanlara hizmet vermekti. Ben kendim de bir kronik hastalığım olduğu için nasıl sağlıklı tutarız, nasıl yaparız onun derdine düştüm. Evet. Biz insanlar yaratılışımızdan 55 ile 60 yıl yaşanmaya programlanmışız aslında. Tabii. Bir sürü de bilimsel çalışma var bununla ilgili. Tabii, aynen. Ama sağlık sektörü iyileşti, ilaçlar gelişti. Şu an 75, 78, 80. 80'ler neredeyse normallerin evet. içine girdi. Aynen. Evet. Şimdi ne oluyor? 55 yaş üstüne programlanmadığımız için vücutta çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii. Ama hayatımız da devam ediyor. Bizim buraya fokuslanıp, yani ömrümüzün, miadımızın dolduğu süreden sonraki bölümü nasıl kaliteli geçirebiliriz? Bunu devletler arasında bir politik olması lazım ki oldu koronadan sonra. Çünkü devletin de en büyük giderleri malumunuz sağlık giderleridir. Sosyal güvenlik. Aynen, kişilerin de öyle. Emekli oluyoruz, sonra uzun süre yaşıyoruz. Bunun üzerine kafa yormaya başladım. Biraz da korona denk geldi. Ve biz bir anda böyle şirketimiz büyüdü. Dünyada çok daha büyükler var. Carbon Health var mesela Amerika'da. Evet. Carbon Health bizim işin daha küçüğünü yapıyor. Şimdi en son buraya gelmeden son durumuna baktım. 3.3 milyar dolar değerlemesi var. Müthiş. Sadece online randevu sistemi, oradan takip. Tedaviye bakmıyorlar. Tedaviye bakmıyor. Bakmıyorlar. Sadece randevu ayarlıyorlar. Analiz, takip. Aynen. Online doktorla görüştürüyorlar ve reçeteni yazıyorlar. Son yatırım aldıkları da 350 milyon dolar. Şimdi Carbon Health de biliyorsunuz Türk girişimcinin evet. gurur duyulan bir şey. Tabii korona onlara da yardım etti hepimiz olduğumuz aynen. için. Gelecek aslında burada. Gelecek tabii ki büyük hastaneler. Bunlar çok önemli. Olmazsa olmaz. Çünkü hastane eninde sonunda hastalandığımızda gideceğimiz yer. Çok şart ve Türkiye sağlık sistemi hem kamu, hem özel dünyada ilk iki ya da üçüncü sıradadır. Ben gezmediğim yer kalmadı. Onlara gireceğiz. Şimdi WeHealth'e gireceğiz ama ondan önce Medline'daki kurduğunuz o sistematiği de anlatmanızı rica edeceğim. Yani o güne kadar mesela Medline'da, o güne kadar demeyelim de belli bir aşamaya kadar Medline'da işte bir ambulans geliyordu. Ambulansta bir tane hemşire ya da bir sağlık görevlisi, bir de şoför falan. Evet. İşte, sirenler çalarak geliyor, alıyor, götürüyor sizi. Oysa hastaneye gidinceye kadar olan süre son derece önemli. Doğru. Ambulansın gelmesi elbette önemli ama hastayı aldıktan sonra hastaneye, sağlık merkezine gidinceye kadar olan süre son derece yaşamsal. O yaşamsal süreye siz hekim dahil ettiniz değil mi? Evet. Yani ambulansta evet. bir acil müdahale hekimi, evet. bir hemşire, işte varsa bir başka görevli falan. Bir ambulansı aslında mini bir hastane kabinine dönüştürdünüz değil mi? Nasıl oldu o? Şimdi benim çok değerli bir dostum var, Doktor Özgür Turgay. O da Medline ve Acıbadem kökendir. Şimdi çok en büyük Türkiye'deki iş sağlığı güvenliği şirketinin sahibi. Evet. O da iş sağlığını evet. korumaya çalışıyor. Biz biraz böyle rolleri paylaştık gibi diyebiliriz. Biraz birlikte de çalıştık. Şimdi Özgür'ün bulduğu bir deyim vardı Ali Bey, medikal koçluk. Şimdi evde bir şey oldu, Allah evet. korusun. Düşünelim, ambulansın en yakın gelme süresi, ki Medline çok hızlıdır, 112 de çok hızlı ve başka ambulanslar da var. En yakın İstanbul trafiğinde 20 ile 25 dakikadır. En yakın. Çok o zamanki iyi ortalama hızı. O zamanlar, evet. şimdi bilmiyorum, hakim şimdi değilim. 40 Bilmiyorum, evet. büyük ihtimal öyledir. Şimdi o 15 ile 25 dakika arasında yapayalnızsınız, sevdiğiniz birisi. Bir şey yapamıyorsunuz. Çaresizsiniz. Aynen. Hizmet orada başlıyor aslında. Bu evet. medikal koçluk dediğimiz. Doktor size orada direkt işte durumunu öğrenip, çok ses kayıtları var. Böyle bir gün dinlesek ağlarız yani. İnanılmaz hikayeler var. İşte nasıl, nefes alabiliyor mu? Boğazında bir şey mi? Bebek olabilir Allah korusun. Yaşlı birisi olabilir. İşte ayaklarını kaldırın. O arada herkes sizi dinleyip yapıp hayat kurtarılan aslında o 15 ile 25 dakika arasıydı. Medline'in o zaman için en büyük verilerinden biri buydu. Şimdi 112 de bu konuda çok başarılı. Acil sağlık zaten Türkiye'de başarılı. Ya bu medikal koçluk dediğimiz şey o bölgeyi de kapsıyordu. Artı evdesiniz ve ateş var. Ateşi bir türlü düşünemiyorsunuz. Şimdi buna ambulans gelmez. Doğru değil. Zaten evet. şu an Türkiye'deki problem ne? Acile boğaz ağrısıyla gidiyorlar. Her türlü hastalığın. Aynen. Maalesef böyle bir sorunumuz evet, var. Maalesef. Burada bir doktorla konuşmanız lazım. Çocuk doktorunuzu arıyorsunuz, açmıyor. Tatilde ya da başka birisini çağrı merkezine aranız, oradan oraya ölüm. Yani medikal koçluk orada işte ateş yükseldiğinde işte 37-38 olsa bile paniklememek lazım. Ama ben babayım, gayet panikliyorum şu anda. Elbette. Orada doktorla konuşup ne yapmam gerektiği, o süreci nasıl getirmem gerektiği ve ne aşamada aslında benim hastaneye gitmem ya da eve hizmet almam gerektiğini öğrenebiliyoruz. Yani Medline Türkiye bunu oturttu aslında. Müthiş bir
sistem kurdu, medikal koçluk diye. O dönem önemli. Sonra gelen ambulansın yoğun bakım donanımlı, tamamı yoğun bakım donanımlıydı örneğin. Evet. Yoğun bakım donanımı da demek ameliyat hariç hemen hemen her şeyi orada yapabildiğiniz. Hatta küçük çaplı cerrahi müdahale yani de yapabiliyor. Yani her şeyi yapabiliriz, aynı. Evet. Mesela Medline ambulansları hastaneye giderken siren çalmaz. Çünkü zaten içeride her öyle. Türlü müdahale yapılabiliyordu yani, o anda. Önemli olan sağ salim kişiyi stabilize edip oraya götürmekti. Aslında bir devrim gibi başladı bu hizmet. Şimdi de Türkiye'de hemen hemen her gördüğümüz ambulans kırmızı şeritli, donanımlı, seviyeyi gerçekten çok yükselttiğini düşünüyorum. Peki, gelelim WeHealth'e. Kuruluş felsefesi nedir? Nasıl başladı? Şu anda geldiğimiz nokta ne? Ben şirketin kuruluş rakamlarına da baktım şöyle gelmeden önce. Yani çok uzun olmayan bir vadede bir unicorn'a dönüşebilme ihtimali var. Eğer hani her şey yolunda giderse, elbette dünyada biliyorsunuz pek çok şey, bir Rusya-Ukrayna savaşı evet. çıkıyor, her şey berhava olabiliyor. Ya da bir başka şey çıkabiliyor, yine olabiliyor. İçeride bir şey çıkabilir, yine öyle olabilir, bir kesinti olabilir ama sanıyorum çok uzun olmayan bir vadede bir unicorn'a dönüştürmeyi hedefliyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü. Evet, inşallah öyle bir şey olursa ilk bunu sizle beraber yapalım. Çok güzel söylediniz. Sabırla ve dört gözle bekliyorum. Tüylerim diken diken. Böyle birkaç kişiyle oldu mesela yayınlarda, bunu tabii bir batıl inanç gibi şey yapmıyorum, dile getirmiyorum ama mesela 5 yıl önce karşımıza gelip evet biz böyle bir şey kurduk ve onu şuraya getireceğiz diye. Aynen mesela bugün Nazım Bey'le, Nazım evet. Salur'la evet. şu sizinle yaptığımız şeyi 7 yıl önce yaptık ve Nazım Salur şu anda Türkiye'nin çok büyük bir unicorn şirketini aynen, oluşturmuş durumda. Müthiş, çok başarılı. Evet. Evet. Yani tüylerim diken diken oldu. Çünkü şimdi çok moda bir deyim var. Mutlaka sosyal medyada denk geliyorsunuz. Longevity diye. Şimdi evet. herkes bunu kullanmaya başladı. Longevity ne demek biliyor musunuz? Uzun ömür demek anlamı aslında. Ben de bilmiyordum. Bunu çok havalı bir şey. Böyle wellness gibi. Evet. Hani şimdi güzellik salonlarında bile longevity yazıyor mesela. Biz biraz bu kelimeleri kolay kullanıyoruz ya. Uzun ömür. Benim amacım, benim bütün ailem kronik hastalığımız var bizde. Hepimiz diyabetliyiz. Hepiniz tip 1 diyabet. Tip 1, annem, babam, bütün kuzenlerim, evet. tip 2 de var. Ben de bir takım şeyler de var. Şimdi ben nasıl uzun ve sağlıklı yaşayabilirim? Çünkü baktığınızda dünyada da kronik hastalıklar bayağı da bol biliyorsunuz. Tabii. Biz WeHealth'i kurarken baktığınızda aslında benim çocuk anneleri de çok arıyor, soruyor bu konularla ilgili. Ne yapalım, ne edelim? Ben çünkü birkaç yerde de bunu konuştum. Evet. Bir ara hatta üstüme yapıştı. Kafede pasta söylüyorum, yandaki teyze diyor ki diyabetlisin yeme oğlum falan. Ondan kurtulmaya çalışıyorum ama biraz konuşayım bu konuyla ilgili. Evet. Çünkü şirketin kuruluş felsefesi benim için bu. Ortağımın da babasına kanser teşhisi kondu. Bir ay, iki ay ömrü var dedi. Biz onu daha uzun süre daha tamamen bir gereksinimin ürünü olarak. Aynen, yapıyoruz. Aynen. Evet. Tamamen longevity'yi düşünerek evet. uzun ömür ama sağlıklı uzun ömür. Yani yatarak değil, kişiyi sağlıklı bir şekilde nasıl yaşatırız? Hastaneye gelene kadar olan bölümü biz nasıl daha fazla uzatabiliriz? Evet. Aslında şirketin kuruluş felsefesi bu. Evet. Peki, kurulumunu o zaman anlatalım. Yani nasıl başlıyor? Şimdi bir hasta size ulaşıyor. Evet. Siz hasta, kronik bir hastalığı olabilir, acil bir durum olabilir, hiç dikkate almadığı ve uzunca bir süredir kendisini rahatsız ettiği halde hayatını etkileyecek noktaya gelmediği için hekime de başvurma gereği duymadığı bir hastalık olabilir ya da hiç bilinmeyen, tarif edilemeyen bir durum olabilir. Şimdi hasta karşınıza geldi, daha doğrusu sizi aradı değil mi? Bir online evet. yolla arıyor. Evet. Ondan sonraki süreci bize anlatmanızı rica ediyorum. Nasıl? Bir örnek vereyim istersen. Prosesi nasıl yürütüyorsunuz? Tamam, bir evet. örnekle anlatayım. Tamam. Biz olursak ne olur, biz olmazsak ne olur? Şimdi tamam. hasta diyelim ki 4 günlük bitmeyen bir baş ağrısı var. Kötü evet. örneklerden gitmek istemiyorum. Ve bizi aradığında ilk doktorumuzla konuşuyor. Diyor ki benim 4 gündür geçmeyen 10 üzerinden 6 bir baş ağrım var, ne yapmam lazım? Evet. Şimdi bizim ilk çağrıyı karşılayan hekimimiz de muhtemel olabilecek şeyleri sıralayıp çeşitli tetkikler yapmanız lazım. Evet. Bunlar genelde kandır ilk başta, ilk teşhis için. Onları eve hemşireye gönderiyoruz. Hemşire kanını alıyor kişinin. Ondan sonra bunlar çalışılıyor. Çıkan sonuçlara göre bizim şu lafı da kullanmak istiyorum. En iyi hekimler çok kullanıyor. Her hekim iyidir. Çünkü hekim kesinlikle, olmak için tabii. çok zeki olmanız lazım. Ben kazanamadım. Örneğin sınavı kazanmanız lazım, okumanız lazım. Dolayısıyla evet. iyi hekim diye bir şey yok. Tecrübeli hekim diyelim. Bravo. Alanındaki tecrübeli hekimlere soruyor. Diyorlar ki hocam ne olabilir?
Şimdi yani mesela 5000 ameliyat yapmış bir hekimle 200 ameliyat yapmış tabii. hekim arasında nicelik farkı var. Tabii ya tabii. da klinik yapan hekimle tabii. öğretim görevlisi evet. böyle diyebiliriz. Sonuçta her hekim çok iyi hekimdir. Diyorlar ki örneğin basitten gidelim hastanın kronik bir sinüziti olabilir. Onun bir, için evet. muayene olması lazım tabii. KBB'ye. Tamam. Ya da hastada daha tehlikeli bir şey olabilir. Yani tümörümsü bir şey olabilir. Acil nörolojiye. Evet. Biz şimdi hocaların verdiği doğrultuda bu kişinin adresi neredeyse, nerede oturuyorsa, çünkü bizim Rusya'dan da arayan hastalarımız var, Kosova'dan da var, Kazakistan'dan da var, Romanya'dan da var. Böyle sırf Türkiye'ye hizmet vermiyoruz evet. şu anda. Diyoruz ki mesela sinüzitse işte 3 tane KBBC öneriyoruz. Diyoruz ki şu hastanede bu, bu muayenehanede bu. Ya da mesela üniversite devlet hastanesi de olabilir. Çünkü tecrübeli ha, hekim oradadır. O çok önemli. Yani siz sadece özel kurumlara, paralı hekimlere Hayır. yönlendiren bir oluşum değilsiniz. Hayır, değil. Devlet hastanelerine, aile hekimlerine bile yönlendirebiliyorsunuz. Tabii tabii. Evet. Yani mesela şu anda karaciğer naklindeki en iyi ekibin ben bir devlet kurumunda olduğunu düşünüyorum. Hocamızın da adını evet. söylememde mümkün. Yok söyleyin. Malatya'da evet. Sezai Hoca. Dolayısıyla mesela o ya da başka alanlarda. Sonra hasta tercihini yapıyor. Biz onun randevusunu ayarlıyoruz. Ödemesi, nakit ya da sigorta provizyonunu alıyoruz. Hiç her şeyini hastayla tamam. Hastayla yüz yüze gelmeden hiç, her şeyin. Hiç olmuyor. Hasta gidiyor. Kapıda karşılıyoruz hastane ya da muayenehane. İşte bütün işlemlerini yapıyoruz. Hatta hastayı gerekirse evden de alabiliyorsunuz. Tabii gerekirse onu da yapabiliyoruz. Tabii. Çünkü çocuklu bir aile olabilir evet. ve benzeri olabilir. Yaşlı tamam. bir müşterimiz olabilir. Müşteri lafını kullanınca biraz rahatsız olur ama ben bunu artık alıştırdım diye evet. düşünüyorum evet. yıllardır. Çünkü bir ticari ilişkimiz tabii, tabii. Ticari bir iş yapıyoruz. Aynen. Aynen. Hoca muayene etti. Bunu basit bir hastalık olabilir. İlacını yazar, gönderir. Biz ondan sonra takip ediyoruz. Evet. İşte arıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evde tetkiklerini yapmaya devam ediyoruz. Diyelim ki Allah korusun daha kötü bir şey çıktı. Bununla ilgili mutlaka ikinci ve üçüncü görüş alıyoruz. Örneğin dediler ki tümörü var. Çok basite indirgerek anlatıyorum. Evet. İşte beyindeki tümörlerde atıyorum ya da tiroidde kim yine en tecrübeliyse onlara diyoruz ki ya böyle böyle görüşünüz nedir? Baktık ki herkes yine bunu doktorlar yapıyor. Herkeste bir ortak bir fikir var. Bu sefer dönüyoruz diyoruz ki sizin tedavi programınız şöyle. Yani evet. ameliyat, kemoterapi, radyoterapi her neyse. Bu sefer de onu programlayıp evet. hastanın tedavi yolunu buna göre şekillendiriyoruz. Evet. Peki bir örnek vaka anlatın. Yani başınıza Tabii. gelmiş, yaşanmış, hayat kurtarıcı noktaya doğru götürdüğünüz bir örnek anlatmanızı rica ediyorum. Bir acil vaka olabilir bu. Bir kronik hastalık olabilir. Yani işte çok erken teşhis edilmiş bir tümör olabilir ya da bir başka şey olabilir. Ya da bir ne diyelim genetik bir hastalık olabilir. Böyle bir iki örnek rica ederim. Hemen dünden bir örnek vereyim isterseniz. Tamam, sıcak bir Bizim Kosova'da çok sevdiğimiz bir hem hekim hem iş adamı dostumuzun oğlu akşam eve geliyor. Bir anda kötüleşiyor. İşte midesi bulanıyor, istifra ediyor. Baba da anne doktor çok da önemsemiyorlar. Yani eğlendi geldi genç çocuk 19 yaşında diye. Gece daha da fenalaşıyor. Gençlik heyecanı falan. Evet, gece evet. daha da fenalaşıyor ve arrest oluyor. Yani kalbi duruyor. Evet. Anne baba kalp masajıyla geri getirip hastaneye götürüyorlar. MR çekiliyor Kosova'da ve çekilen MR'da çok da bir şey bulunamıyor. Ama bize diyorlar ki bu MR'da bir şey var mı? Biz bu MR'ı en hızlıca yine burada 3-4 tane tecrübeli hekime ve Avusturya'da bir güvenliğimiz bir hekime gösteriyoruz ve çocuğun beyin kanaması geçirdiğini tespit ediyoruz. Düşünün Kosova'da bunu beyin cerrahı o anda buradan göremiyor. Kosova'daki hastanın evet. durumunu. Çünkü bizim yazılımda evet. anında biz dağıtabiliyoruz MR görüntülerini evet. birkaç saniye içerisinde. Sonra buraya getirmek istiyoruz. 4 hocanın 3'ü diyor ki uçarsa kaybederiz hastayı. Uçmaması lazım bir tamam. kişi hariç. Peki. Peki ne yapacağız? En yakın nerede? Arnavutluğa gidemez, Sırbistan'a gidemez, çok uzak. Ölüm yani ölüm Tabii. kalım saatleri yaşadık bu sürede. Makedonya'da kuruluş yani içini çok iyi bildiğimiz ve oradaki çok iyi inandığımız bir hocaya ulaşıyoruz. Pazar günü hoca diyor ki hemen alın gelin arabayla, çok hızlı. Çünkü 72 saat içinde bu tarz olaylara müdahale edilmesi evet. lazım. Paldır küldür gidiyorlar. Hemen hoca buluyor, ciddi bir beyin kanaması. Bu arada büyüyor, çocuk konuşamıyor. Sol tarafından felç geliyor. Çok üzücü bir olay. Ama hoca Makedonya'da müdahale ediyor uçamayacağı için. Yoğun bakımı alıyor. Şimdi yavaş yavaş konuşma toparladı. İşte hareket kısıtları geçti. Bu mesela anne babası doktor olan. Anne babası doktor. Anne babası doktor olan bir hastanın
olayı. Gelen. Yani inanılmaz bir olay. Kimse bunu, onlar da beklemiyorlardı böyle bir şey olmasını. Ve bir ülkede bu teşhis konamadı. Ciddi de yatırım var orada. Bu tamamen dediğim gibi tecrübeyle ilgili. Çok o kadar vaka yapmamış birisi bunu görememiş olabilir. Ya da bizim başımıza çok enteresan gelen şeyler var. Korona dönemi biz çok fazla PCR yapıyorduk. Hem kurumsal hem bireysel evde hastaneye girmek istemeyen yani haftada 2000-3000 PCR yaptığımız oldu bizim. Sizin bünyenizde. Bizim, yani WeHealth. Evet, biz alıyoruz ama en iyi laboratuvarlarla çalışıyoruz bunlarla ilgili. Mesela alıyoruz negatif ama hasta bir türlü iyileşmiyor. Gittikçe de kötü oluyor. Alıyoruz negatif gittikçe kötü oluyor. Sonra hastaneye de gitmek istemiyor bir tanınmış birisi. Biz bir göğüs hocamızdan rica ettik hoca. Gitti muayeneye ve dedi ki çok acil bizim hastaneye yatırmamız lazım. Götürdüğümüzde hasta başka bir sebepten korona değil zatürre olmuş. Ama kendi doktoru bunun koronadır geçeceğini düşünerek o ilk zamanlarda hiç bilmediğimiz yani doktorun da kabahati yok. Bilmediğimiz zamanlarda yanlış bir tedaviyle hasta az kalsın gidiyordu ve biraz entübe oldu. Sonradan toparladı. Yani bunlar aslında tesadüfen çıkmış gibi gözükse de bizim şirketin, Carbon Health'in ya da benzer çok iyi kuruluşlar var. Bunların önemini ortaya çıkarıyor. Çünkü sağlık artık kişiselleşti. Sağlık herkesin birey birey çok farklılıkları var ve aynı tedavi herkes için mümkün değil, geçerli değil. Kişi kişi gitmek lazım. Evet, tam oraya geliyordum. Siz de oraya getirdiniz konuyu. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani bir ilaç, bir antibiyotik size iyi gelebilir. Bana yeterince iyi gelmeyebilir. Bir başkasına hiç iyi gelmeyebilir. Hatta bir başkasında yan etki doğurabilir. Biliyorsun her ilacın prospektüsünde yazar. Der ki işte tansiyon ilacı şeyi olanlar bu ilacı mümkün olduğu kadar işte kontrollü kullansın, herhangi bir şikayet vukuunda hekimine başvursun der. Bu bilinir ki bir antibiyotik insanların %99,5'unda hiçbir şeye yol açmıyor, tedavi ediyor ama geri kalan o 0,5'lik kitle içinde, 0,5 de önemli bir kitle yani. Tabii. 1 milyon için düşünürseniz çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. 1 milyarı düşünürseniz çok daha büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hasta o ilacı aldığı zaman, ilacın yan etkilerine maruz kaldığı takdirde bu defa İşte sizin onarıcı süreciniz başlıyor. Şimdi mesela hastanın doğru ilacı alması, bu bir ağrı kesici olabilir, bu bir antibiyotik olabilir, bu bir işte kan sulandırıcı ilaç olabilir, bilemem. Yani. Hani pek çok şeyden bahsediyoruz. Bu durumda hastaya özel, yani kişiye özel, hani derler ya, kime, neye, nasıl ve ne şekilde tedavi uygulanacak? Çünkü her insanın organizması, bünyesi farklı. Yani bizim genetik benzeşmemizin dışına çıkan, kromozal yapımızın dışına çıkan bir ayrı dünyamız var. Her birim bize iyi gelen bir şeyin, yani bana iyi gelen bir şeyin sana size iyi gelmemesi söz konusu olabilir. Ya da aynı etkiyi yaratmaması söz konusu olabilir. İşte tıp burada ayrılıyor. Diyor ki, bir dakika böyle bir antibiyotiği herkese yazarsanız herkesi iyileştiremezsiniz. O zaman onun bir ön testi gerekiyor. Orada nasıl bir işlem yapıyorsunuz? Ona dair örnekler de vermeniz rica ederim. Şimdi antibiyotik çok güzel bir örnek ama biraz daha ben basite indireyim. Tamam. Mesela Twitter'da çok şey dönmeye başladı. Şimdi serumcu diye bir kavram oluştu. Serumcu. Mesela serumcu. Özellikle oyuncular arasında. Evet. Serumcu Ahmet. Başım döndü gelin serumcu. Serumcu Mehmet. Böyle evet. Kayıtlılar. Evet, serumcu evet. Mehmet 2. Evet. Şimdi diyor ki ben çok halsizim gel bana bir serum yap. Hemşire X bir yerde çalışıyor. Kötü niyetli değil çocuk. Tamam. Gidiyor işte ne koyuyor içine? Ne koyduğu belli değil. Yani vitamin alıyor eczane. Biraz C vitamini falan. Evet bir şeyler şey koyuyor. Bundan dolayı anafilaktik şoka girmiş. Geçen hafta birisi oldu. Yani kalbi durdu ölüyordu evde. Sizin? Bizle ilgili değil. Ha, sizle bu değil. Şeyle anladım. İlgili. Şimdi biz asla mesela böyle bir şey uygulamıyoruz. Yani halsizim gel bak bana dendiğinde biz gidiyoruz doğru. Ama mesela gittiğimiz kişinin, antibiyotiğe de geleceğim, kendimden de örnek vereceğim. Gittiğimiz kişinin herhangi bir kronik rahatsızlığı var mı, alerjisi var mı? Önceden bize hakim olmamız lazım. Yoksa da doktor o anda sorur, boyu kaç, kilosu kaç? Boy ve kiloya göre o gramajın uygulanması tabii. lazım. Geçirilmiş hastalıkları neler? Aynen, gibi. Herhangi bir alerjisi var mı? Bilmiyor da olabilir alerjisi olup olmadığını kişi. Sonra kullandığımız içindeki ürünler, benim özellikle çok hassas olduğum, mümkünse en kaliteli, en iyi ilaç. Çünkü bu serumcular mesela çok fazla serum yapıp iyi para kazanıyorlar. Süper ama biraz insan eskiden hayatıyla... Eskiden biliyorsunuz bu duvarlarda yazardı ya, kırık çık çık çık. Evet, evet. Şimdi serumcular... Şimdi serumcu bu da. Evet, yani bu çok tehlikeli bir şey. Evet, evet. Her iş adamının her şeyin bir tabii, serumcusu evet. var. O içine koyduğunuz şeyleri biliyoruz.
O anda alerji gelişti diyelim biz oradayken. Evet. Bizim bütün hemşirelerimiz, zaten biz genelde kardiyoloji yoğun bakım ağırlıklı hemşirelerle çalışmaya başlıyoruz. Ne olur ne olmaz çalışıyoruz. Biz hemen orada bir adrenalinle müdahale edebilecek durumdayız. Artı doktorun da kontrolünü de verilir. Mesela biraz sonra yine uzun yaşamda bahsederiz. Glutatyon gibi, evet, mesela ozon gibi gene moda şeyler bunlar. Bunlar nasıl yapılır? Bir doktor, hekim talimat vermeden, order açmadan, order'un da Türkçesini şu an tam bilemedim. Doktor emri demek. Evet, evet, açmadan biz asla ne bir grip, basit bir gribine gribe serum uygularız ya da bir tedavi yaparız. Şimdi antibiyotiğe gelince de ben yine neden bu işlere kafa yorduğumu anlatayım. Şimdi ben iğne yapıyorum çok uzun zamandan beri ve eskiden nasıldı biliyor musunuz diyabetlerde? Doktor yazardı sabah, öğlen, akşam 16 ünite insüle vur. Evet. Şimdi ben kimim, yaşım, boyum ne? Yani ne kadar bugün Galatasaray'ın maçı mı var? Kimsenin, evet. Böyle bir sorgulama yok. Aynen. Şimdi ve ben ya da yediğim, içtiğim ne? Ne yiyorum, ne içiyorum, moralim mi bozuk? Tabii. Diyorum ya, her şey fark ediyor. Şimdi benim ne oluyordu? Sürekli şekerim düşüyor. Şekerim düşünce çikolata yiyorum. Bu şu an hala bir sürü insanda olan, ben kendimden anlatıyorum. Sır döngü yaratıyor. Evet, hekimlerimiz de yanlış anlamasın. Kendi deneyimimi anlatıyorum. Sonra bir gün bir doktor buldum. Dedi ki ya bu sistem yanlış. Çünkü senin yapınla böyle sabit bir şeyle yapılamaz. Çünkü biz pankreasın yerine koyuyoruz. Pankreas o an hesaplayıp çıkarıyor. Evet. Karbonhidrat sayımı diye bir şey öğrendim. Ben ne yiyip ne içeceğime göre yapma. Sinir stres durumuma göre yapma. Tatilde miyim, değilde miyim durumuna göre yapma. Sonra benim hayat kalitem %400 değişti. Size öyle söyleyeyim. Hiç. Çünkü sürekli şeker düşüp morali bozulan işte çikolatayı yani bu sefer yükseliyor, bir daha yine yapıyorsunuz. Biz şeye giriyorsunuz ve böbrek yetmezliğine gider bu. Evet. Diyalize kadar gider. Şimdi ben o gün anladım ki ve bunu anladım da başka bir sektördeydim. Sağlık gerçekten kişisel bir şey. Yani kesinlikle asla genelleştirilemez. 7 milyar insan, 7 milyar tedavi yöntemi diyebiliriz. Tabii bu kadar ayrıntıya girmemek lazım ama bilelim ki günün sonunda her insana özgü ayrı bir tedavi konsepti geliştirmek gerekebilir, evet, bir gün. Muhakkak. Örnek verelim. Covid'de çok insan kaybettik. Evet. Kimin neden kaybedip, kimi neden kaybetmediğimizi ben zannetmiyorum ki şu an hekimlerimiz de bilmiyor. Evet. Aynen. Yani spor yapan, benim tanıdığım onlarca sigara kişi. Sigara içmeyen. Hiç sigara içmeyen, alkol ağzına almayan, çok düzgün beslenen bir sürü kişi vefat etti. Deli gibi sigara içen, işte kendine dikkat etmeyen, spor yapmayan kişiler korona olmadı, olduysa da grip gibi atlattı. Aynen. Şimdi öyle. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Dünya Sağlık Örgütü bazı riskler koydu. Biz de açıkladık. İşte diyabetli olanlar ölüm listesinde, tansiyonu olanlar ölüm listesinde, işte ne bileyim sigara içenler birinciydi, evet, hatırlarsın. Kanser riski, aynen, olanlar ölüm listesinde. Onlar çoğu yaşıyor şu an. Hepsi yaşıyor. Evet. Yani mesela bunu açıklayabiliyor muyuz? Genlerle ilgili, kişisel kodlamamızla ilgili. Bu tamamen farklı, apayrı bir dünya. Ben koronanın sağlıkta bütün her şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Yeni normal diye bir kavram, evet, var ya. Kesinlikle. İşte biz koronayla sağlıkta buna geldik. Ve çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum insanoğluna. Koronayla birlikte bunun farkına vardı. Tabii hekimler bunun çok önceden farkına varmışlardı ama tedavi olanlar genellikle hekim onları böyle işte o tahlili de yap, bu analizi de yap, şu tetkiki de yap. Hadi bir de şunu yapalım diye böyle dolaştırdığı zaman hekimi böyle şüpheyle karşılıyor. Diyor ki galiba hani böyle işte bir özel hastaneye gitmişse herhalde biraz daha para kazanmak için. Hayır, öyle bir şey yok. Hekim hiçbir şeyi atlamamakla mükelleftir. Yani hekimin öğretisinde o var. Diyor ki ben hiçbir şeyi atlamamalıyım. Orada gördüğüm en ufak bir şey, ya bu olabilir. Bu röntgen filminde böylesi küçük bir şey çıkabilir. Filmin kendisinden kaynaklanmış olabilir. Çekim hatası olabilir diyebilir ve geçebilir. Ama öyle yapmıyor hekimler. Her unsuru tek tek kontrol ediyor. Dolayısıyla pandemiyle beraber artık bunun farkına vardık. Yani bundan sonra hastanelerin çok özel klinikleri olacak. Her hastalığa özgü. Bir nöroloji kliniğinin mesela 7-8 ayrı alt departmanı ve o departmanlarda yetişmiş uzman hekimleri olacak. Bu tabii böyle ütopik bir dünya kuruyorum belki ama hani böyle Orwellian bir dünya kurmaya çalışıyorum belki ama öyle olacak. Mesela gittiğinizde 8 tane nörolog olacak. Her birinin uzmanlık alanı başka. Yani birinin bildiğini diğerinin bilmesine imkan olmayan küçük alt dal uzmanlıklardan bahsediyoruz. Genel cerrahi diye bir şey var. İşte genel cerrah her şeyi ameliyat edebiliyor değil mi adı üstünde? Tabii. Öyle olmayacak mesela. Yani işte bir ince bağırsak cerrahisi diye bir şey çıkacak mesela ya da kalın bağırsak cerrahisi. Sadece mide, özofaj cerrahisi diye bir bölüm çıkacak gibi. Bu
tamamen hayal gücünü zorlayarak anlatmaya çalışıyorum. İş buraya doğru gidiyor. Bu tıbbın kendi içinde fragmanlara ayrılması, yeni yelpazeler oluşturması, yeni disiplinler geliştirmesi, hastaların da bu yeni disipline uygun bir şekilde seçilerek tedavi ve teşhis aşamasına sokulması gerekiyor. Oradaki gelişme böyle mi? Yani buraya doğru mu gidiyor size göre de? Şimdi aslında bu biraz bizim de farkımızı ortaya koyuyor Ali Bey. Zaten şirketinizin kurulumu bu esasa dayanıyor biraz. O yüzden sordum. Örnekle anlatmak isterim izninizle. Biz şimdi diyelim ki aradınız bizi. Ondan sonra tetkikler yapıldı. Geri dönüş aldık. 2-3 saat içinde sizin muhtemel teşhisini koymuş oluyoruz. Evet. Şimdi siz sabah başınız ağrısa, hastaneye gitseniz, diyecek ki muayene edecek hoca haklı olarak. Bunlar hastane ve doktorlar için de zaman kaybı bu arada. Evet. Yani onların kötü niyetinden değil. Mesela derler ki özel hastanede çok tetkik yapıyorlar. Çünkü o doktor her şeye sahip, en iyi teşhisi koymaya çalışıyor. Bu kadar. Diğer, siz mesela gastroenteroloğa gidiyorsunuz. Hocanın uzmanlık alanı çölyak. Ona göre bir sürü tetkik istiyor. Ama diğer tarafta dahiliyeciye gittiğinizde bir tane MR'la teşhis koymaya çalışıyor. Yani halkın eleştirdiği aslında işte elimi verdim, kolumu kaptığı mantığı çok yanlış. Öyle bir şey yok. Doktor doğruyu bulmaya çalışıyor. Bir yola tevessül etmez. Asla, asla. Şimdi 2-3 saatte biz teşhisi koyduk ya. Neden bunu hızlı koyabiliyoruz? Çünkü hastanın ön teşhisinde atıyorum sinüzit olma şeyi çıktı. Ya da ihtimal ya da anevrizma tehlikesi çıktı. Şimdi anevrizmada uzman olan ve tecrübeli olan hekim kimse ona sorduğumuz için biz çok hızlı yanıt alabiliyoruz. Çünkü siz yoksa hastanede kendiniz, biz bir de Google'luyoruz ya, Google'a baktık, bir teşhis koyuyoruz kendimizce. O doktora gidiyoruz, olmadı ona gidiyoruz, o başka tetkik istiyor. Süre bundan uzuyor. Bu sürenin uzaması zaman kaybı. Bir, maddi kayıp. Çünkü sigorta şirketine durmadan para harcatıyorsunuz. Tabii. İkincisi ya da SGK harcıyor ya da kendiniz harcıyorsunuz. Ve o aradaki düşünün, eve gittiniz, geldiniz, hastalığınız daha da ilerliyor. Ve doğru sonucu, doğru yere bulamıyorsunuz. Sizin dediğiniz branşlaşma aslında, biz Türkiye olarak bunu çok iyi başardık. Gittiğinizde bir hastaneye, şu an şehir hastaneleri dahil, her alt branşın bir uzmanlığı var ve doğrudan doğruyu bulabiliyorsunuz. Biz bunu oraya gitmeden yapmaya çalışıyoruz. Yani hem maliyet olarak düşük hem de daha hem hızlı zaman, doğru zamana da daha çalışıyoruz. Aynen, sizin dediğiniz çok doğru. Korona bunları hızlandırmış oldu şimdi. Evet. Peki biraz glutasyon, ozon tedavisi ve benzeri bu işte ne demek lazım ona? Anti-aging de yaratan etkilerden bahsedelim. Sonra şirketin büyüme trendiyle ilgili bir şeyler soracağım size. Tabii ki. Ben yine kendimden ve ailemden dolayı, biz bir de çok uzun yaşıyoruz aile. Öyle mi? Herkes ailede diyabet var. Maşallah herkes kaç mesela? 80'i geçiyor rahat rahat. 80'i geçiyor. O yaş için zor bir şeydir. Yani Allah'a şükür hiç öyle diyalize giren ya da tip 1'in sayılan şeyleri var ya, öleceksin, şunu yapacaksın. Biliyorsunuz bize hep öyle sayılır. Senin parmağın kesilecek, şey olacak. Sözünüzü unutmayın. Ben sabahları bir radyo programı yapıyorum aynı zamanda. Orada dün sabah Buena Vista çaldım. Bu meşhur Kübalı grup. Evet. Buena Vista Social Club. Orada 3 büyük üyesi var. Yani kurucu babalar dediğimiz. Evet. En erken öleni 78 yaşında ölmüş. 95 yaşında ölen üyesi var. Bu şeyden kaynaklanıyor. Yani öyle bir şey yapıyor ki, öyle bir iş yapıyorlar ki, o iş onları hem genç, hem diri, hem sağlıklı, hem enerjik, hem karşı tarafa aynı zamanda enerji veren bir yöne doğru itiyor. Ben iyi düşünen, hani bu tabii işi böyle hani bir metafizik şeye getirmek istemiyorum belki ama iyi düşünen insanların, başkaları için iyi şeyler düşünen insanların kendisi için de aynı zamanda iyi şeyler düşündüğünü, dolayısıyla uzun yaşamın sırrının elbette fiziksel koşullara bağlı olduğunu biliyorum. Beslenme, çevre koşulları ama hepsinin ötesinde mental sağlığımızın çok iyi olması lazım ki o zaman uzun yaşayabilelim. Muhtemelen sizin ailenizde böyle bir şey var, böyle bir genetik kodlama da var. Galiba. Bir de konuşmadık biz hiç. Bizim mesela en çok iş yapan departmanımız online psikoloji, psikoterapi. Evet. Bunlar da çünkü o zaman evde tıkılıp kalmıştık hepimiz. Ben bu stüdyoya geldiğimde maskeyle bir programa çıktık. Tam koronanın ilk günleri ne yapacağız, panik halde. Çünkü bazen doktordan dinlemek istemeyebilir kronik hastalar. Ben mesela doktora gitmekten korkuyorum, bana ne diyecek diye. O yüzden böyle de bir şey var ya, şimdi
Çok katılıyorum. Birincisi ruh sağlığı. Zaten bunlar ondan sonra geliyor. Kronik evet. hastalık için bile benim moralim yerinde olduğunda benim şekerim süper gidiyor. Ama ne zaman ki moralim bozuk, sinirim bozuk, şekerim 800 mesela. İnsülin de yapsanız düşmüyor. Bu evet, net. Yani tabii. öncelikle ruh sağlığınız tabii ki önemli. Ya bu glutatyon gibi yani bu longevity dediğimiz sağlığımızı nasıl koruruz? İşte biz ne yaparsak aslında uzun yaşarız ya, çok kafa yoran insanlar evet. var. Bununla ilgili çok büyük dev merkezler var Avrupa'da, işte Amerika'da, Türkiye'de. Bizde var mı peki? Türkiye'de de tam anlamıyla sağlıkla birleşen bir yer yok ama yapan yerler var. Evet. Yani bununla ilgili birçok tatil yerinde bu konuda en azından bu mantık gidiyor. Ne yapıyor? Ne sağlıyor? Yapıyor mesela? Örneğin yine aynı şey konuşalım. Bizim uzun yaşamamız için ne sorunlarımızın olduğunu bilmemiz lazım. Tamam. Ali Bey, temel sorunumuz bu. Şimdi check-up. Ben başlatanlardan biriyim check-up satışına. Ama şu an çok yanlış olduğunu görüyorum. Çünkü evet. check-up'lar var. Mesela 45 yaş üstü erkek check-up, 60 yaş üstü kadın check-up ne var? İşte meme muayenesi var, prostat muayenesi. Düşünülebilir neler varsa kan bakıyorlar. Aa hiçbir şey yok. Bir daha bir sene sonra görüşelim. Adam evet. 4. ay kanser. Evet. O kadar vaka var ki. Çünkü benim hani demin konuştuğumuz konu, benimle sizin risk faktörleriniz çok farklı. Tabii. Benim babamla sizin babanızdan gelen kalp krizi riski faktörünüz çok farklı. Bu aslında bu merkezlerin tam Türkiye'de o yüzden yok. Sizin risk haritanızı, genetiğinizi çıkarıp çok basit bu bir tükürükle 15-20 gün içinde belli bütün yakalanabileceğiniz hastalık hem de Harvard çalışıyor yani öyle şey güvenilir. Siz bunu yapabiliyorsunuz. Biz de yapıyoruz. Başka gruplarda da var. Mesela ben yine hep kendimden örnek veriyorum kimse alınmasın diye. Yok hayır. Ben sürekli, gayet iyi oluyor ben. Sürekli salata yiyip zayıflamaya çalışıyordum. 105 kiloydum. Meğer benim vücudum salataya uygun değilmiş. Evet. Benim et yemem, protein ağırlık beslenmem lazımmış. İşte ben sürekli yürüyorum, spor yapıyorum, zayıflayamıyorum. Mesela yürüyüş benim genetime hiç uygun değilmiş. Hiç, sıfır. Evet. Yani yürümesen daha iyi dedi hoca. İşte insanların %95'ine tavsiye edilen şey size 10 bin adım. Evet. Çok yanlış, yanlış mesela. Yani inşallah doktorlar kızıp bana sinirlenmezler ama bu bilimsel bir gerçek. Yani benim söylediğim evet. bir gerçek değil. Sizin genetiğinizi çıkardıktan sonra mesela size hangi ilacın aslında kötü olabileceğini bile söylüyor bu tarz testler. Yani kalp krizi geçirdiniz, o kullanılan bir ilaç var ya o ters tepki bile yaratabilir. Yani alerjiniz olabilecek şeylere kadar çıkıyor. Sonra oluşabilecek problemleriniz neler? Mesela atıyorum, yine kendimden örnek vereyim. Benim karaciğer problemim olabilir. Evet. Ne yapabiliriz peki karaciğer problemine dönük? Biz buna dönüp bakıyoruz. Ne yapabiliriz? Karaciğerde yağlanma var zaten Türk milletinde, hepimizde. Artı diyabet var. Biz karaciğer yağlanmasını nasıl durdurabiliriz? Bunun supplement diyorlar şimdi de böyle herkes bir şeyler içiyor biliyorsunuz. Evet. Sürekli bir en pahalı çişi yapıyoruz yani içiyoruz evet. içiyoruz 10 dakika sonra gidiyor aslında. Evet. Ama mesela ben baktığımda yayınlara, doktorlar, hocalar bana mesela deve dikeni bulmamız lazım. Ama deve dikeninin gerçekten şey halini, miligram halini ve ben deve dikeni kullandım. İşte glutatyon yapalım yaptım. Buna karşı olanlar çok insanlar var ama bununla ilgili yayınlar da var, hocalar da var. Evet. Ayrıca bu alternatif tıp değil. Bu tıpın kendisi zaten. Evet. Wellness tarafı, bizim düşünmediğimiz, hala mantığımızın oraya gelmedi ama koronadan sonra geleceği. Mesela ben onlarla bütün problemlerimi çözdüm. Ya da çöl yakın bir tedavisi yok. İşte onun yerine mikrobiyatayla, bununla şununla çözebiliyorum. Yani evet. biz kişiye özel, biz derken şirketten bahsetmiyorum, hepimiz kişi kendimizi bilip, genetik kodlarımızı bilip ona göre aksiyon almamız lazım. Yani doktorlara da bunları açıp bu bilgileri onlara da yardımcı olmamız lazım. Hekim Tabii. de bilemez dolayısıyla. İşte bunlar aslında gelecek bunlar, bu tarz şeyler. Ozon mesela zararlı olduğuna dair bir sürü resmi yayın olduğu için biz o işe hiç girmedik. Çünkü bizim için önemli olan hastanın sağlığını korumak. Tabii. Tabii ki iyileştirmek ikinci basamak ama mesela ozonla ilgili güzel yayınlar var ama bir o kadar da emboli riski olabilir ve benzeri olur. Şimdi bizim hocalarımız asla ozon tedavisine izin verme. Mesela örnek vermek istiyorum. Biz bu riski alamayız. Ya da glutatyon isteyen herkese de glutatyon uygulamıyoruz. Kan tahlillerine bakıyor hoca. Diyor ki bu hastaya uygulamıyoruz. Biz o zaman uygulamıyoruz. Çünkü evet. önemli olan dediğim gibi uzun yaşatmak.
Paracelsus mesela bu işte bitkilerle tedavinin temellerini koyan eski antik Yunan'dan gelen biri. Mesela işte bu sözünü ettiğiniz işte deve dikeninden ısırgan otuna kadar olan bütün süreçleri o dönemde. Yani bundan 4000 yıl önce aşağı yukarı ortaya koyulmuş durumda. Tabii modern tıp sadece bunu alıp işleyip işte uygun insanlara, uygun dozlarda, uygun zamanda verebilmenin yollarını araştırıyor. Yoksa pek çok şeyin kökenleri aslında 4-5 bin yıl önce yani Hipokrat'la başlayıp Paracelsus'a kadar devam eden o süreçte bulunmuş. Son 5 dakikamız. Evet. V-Health'i nasıl büyüteceksiniz? Ne duruma getirdiniz? Şu andaki vaziyet nedir? Kaç kişilik bir kitleye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Kaç ülkede olacaksınız? Nasıl çalışacaksınız? Büyüdüğünüz zaman organizmanız ne kadar büyüyecek? Yani muhtemelen yapınız da değişecek herhalde. Şimdi Nazım Bey'e örnek verdiniz. Ben de severim kendisini. Geçenlerde de bir röportajda kullandım. Başlık yapmışlar. Biz sağlık sektörünün getiri olacağız diye. Getir gerçekten benim de çok severek kullandım. Ve bir rüya şirketi. Müthiş bir şirket. Evet. Ve ben çok daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum. Bizim amacımız şu. Biz şimdi tahminimizin çok üzerinde büyüdük. Ve çok iyi gidiyor şirket. Ama artık yanımıza bir partner alıp daha finansal olarak ihtiyacımız... Bir fon. Olmasa bile, tabii. Finansal olarak ihtiyacımız olmasa bile daha global düşünebilme, yani ortamla ikimiz haricinde düşünebilme yetisine sahip olabilmek için böyle bir ortaklık yapmak üzereyiz bu aralar. İnşallah o da tamamlanınca size bilgi veririm. Amaç ne? Şirketler yani büyüyenler ve satılanlar dijitalini yaptı, aplikasyonunu yaptı, hizmeti hiç umursamadı ve bir anda uçlara gittiler. Belki doğruydu. Ama bana yanlış geldi. Şimdi biz dijitali hiç önemsemedik. Önce hizmeti mükemmelleştirdik. Sonra şimdi dijitali yapıyoruz. Tamam, güzel. Yani aplikasyondaki amacımız da biz hastaların datalarını tutabiliyoruz. Anında MR görüntülerini paylaşabiliyoruz ama bunlar hastanın görmediği, bilmediği ve kullanamadığı şeyler. Tabii. Şimdi yeni aplikasyon inşallah devreye girdiğinde aynı mantık aslında. Siz Ataşehir'desiniz ve doktorunuz tahlil yazdı. Ya da evde muayene istiyorsunuz ya da serum istiyorsunuz, bir ilacınız var. Orada harita üzerinde en yakın ekibi görüp 42 dakika ona basıp onaylayıp üye olacaksınız o sisteme. Sigortadan provizyonunuz alınacak ya da nakit gelip ekip yapacak. Sağlık Bakanlığı bizim bence dünyadaki en vizyoner sağlık bakanlıklarından birisi. Israrla her ortamda söylüyorum. Şimdi yeni kanunla uzaktan ilaç yazabilme, işte bu tarz mobil sağlık hizmetlerini legalleştirdiler. Evet. Eskiden bu legal değildi. Yani reçete biz yazamazdık, ilaç öneremezdik. Yine doktora gitmek gerekiyordu. Mutlaka ıslak imza evet, gerekiyor. Şimdi ama bu sorun da çözüldü. Evet. Yani bununla beraber bizim amacımız gerçekten bu hizmeti birçok insana sunup, sonrasında da şu an zaten birçok ülkede varız ama o ülkelerde de mobil sağlığı, onlar biraz bizden geride olanlar var, ileride olanlar var. Yani hastane dışı sağlığı sağlayıp hastanelerin de işini kolaylaştırmak, gereksiz yoğunluğu azaltmak, doğru doktora, doğru hastaneye, doğru teşhiste gitmelerine yardımcı olmak, sigorta şirketlerinin hasarlarını düşürmek, tazminatlarını. Eski genel müdürümüz hasar deyince çok kızardı, tazminat diyelim. Onları düşürmek. Amacımız aslında bir ekosistemin içinde birleştirici bir parça olmak. Güzel. Peki iki dakikamız kaldı. Eğer ilave edeceğiniz bir şey varsa, yoksa ben birkaç şey söyleyip öyle. Çok teşekkür ederim. Bayağı hızlı geçti. Şimdi evet, bence de yani tahminimden daha hızlı su gibi akıp geçti. Yapılması gereken şu, dünya yeni bir sağlık konseptine doğru gidiyor. Bildik anlamda. Hastane kapılarında, kuyruklarda bekleme dönemleri artık bitiyor. Mecburiyetten dolayı bitiyor. Pandemi dolayısıyla zaten bitti. Bundan sonra muhtemelen bu uzaktan erişim devam edecek. O yüzden de bu tür sistemler daha fazla devreye girecek. Muhtemelen sizinle birkaç sene sonra konuştuğumuzda İnşallah. Çok daha büyük bir şirketi yönettiğinizi görmüş olacağız. Bir de Türkiye'nin gururu olmasını İnşallah. Bekliyoruz. Zaten şimdiden işte Kosova'dan Arnavut'ta Romanya'ya kadar pek çok coğrafyaya hizmet veriyorsunuz. Bu hizmeti işte taşıyabildiğiniz coğrafyalara taşıyabildiğiniz takdirde Latin Amerika'ya, Okyanusu'ya kadar giderseniz İnşallah. O zaman bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Oğuzhan Sürat'la konuştuk. V-Health kurucu ortağı. Şimdi çok kısa bir ara.